Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Filippo Grandi'nin bu üç günlük Türkiye ziyareti sonrası yapacağı basın açıklaması için buradayız. Ve bunun akabinde bir şey daha söylemek istiyorum. Maalesef süremiz kısıtlı kendisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That I have come to Turkey every year during my, except last year, but every year during my tenure indicates the importance of Turkey for my organization, the United Nations High Commissioner for Refugees. Sizlerin de bildiği üzere Türkiye son yıllarca dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. We are Syrians, 3.7 million, and the others belong to other nationalities, with the majority being Afghans, Afghans that have been here before this crisis, about 300,000. Bu Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki mülteci popülasyonu, sizler de bildiğiniz üzere 3.7 milyon Suriyelilerden oluşuyor. Geri kalan grupta ise Afganlar çoğunlukta. Fakat Afganlar dediğim zaman da bu Afganistan'daki son zamanlarda ortaya çıkan krizden daha önce burada olan Afganlardan bahsediyorum. Türkiye'nin mülteci politikası sizlerin de izlediğiniz üzere yakından tahmin ediyorum. Çok pozitif bir politikası var mültecilere yönelik. Özellikle biliyorsunuz sayıları Suriyelilerin çok fazla ve hepsinin eğitime, sağlığa ve diğer sosyal hizmetlere, iş imkanlarına erişim sağlıyor bu politika. Tabii sizler de takdir edersiniz ki bu cömert politikanın bir dönüşü, bazı bedelleri oluyor hem Türk hükümeti, devlet adına hem de aynı zamanda Türk insanları tarafından. Zira politik, yani siyasi çözüm demek mültecilerin kendi ülkelerine geri dönebilmelerini sağlayan durum demektir ve bu aslında tüm mülteciler için ideal olan çözümdür. Ve biz umuyoruz ki Suriye'de barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. In Afghanistan there is a huge problem of internal displacement, people that are refugees in their own country, if you wish. 3.5 million, and many of them, maybe 500,000, were displaced in recent months by the fighting between the Taliban and the government. Afganistan'daki en büyük, çok büyük bir problem var bugün. O ülke içindeki yerinden edilme problemi. Bugün yani şöyle diyebilirsiniz, ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş kişilerden bahsediyoruz denilebilir Afganistan'da. 3.5 milyon kişi ülkesi içinde yerinden edilmiş durumda. Bunların 500 bini yakın zamanda Taliban ve Afgan devletinin arasındaki çatışmalar dolayısıyla yerlerine edildiler. Şimdi bu bahsettiğimiz çatışma ortamı neredeyse bitmiş durumda ve bizler insani kuruluşların öncelikli hedefi oradaki insani ihtiyaçların karşılanmasına odaklanmak. Yakın zamanda kışa gireceğiz. Kış ayları yaklaşıyor ve kışın Afganistan çok soğuk oluyor özellikle ve bazı bölgeleri. Yani Afganistan'daki tüm insanların aslında bazı ihtiyaç olacak özellikle bu dönemde. Ama yerlerinden edilmiş olanlar ve evleri olmayanların daha fazla ihtiyacı olacak. Bunların farkındayız. And in order to do that, UNHCR, like other humanitarian organizations, will engage, will discuss with the Taliban. We will discuss with anybody that controls an area where there are people in need. Ve tabii bunların farkında olarak bizler, insani kuruluşlar ve UNHCR olarak Taliban'la bu bazı bölgelerde ihtiyaç içindeki kişilerin yardıma ulaşmaları konusunda müzakerelerimize devam edeceğiz. Ve şu ana kadar gözlemlediğimiz çok büyük bir popülasyonun, yani bir hareketin Afganistan sınırlarına ulaştığını gözlemlemedik. Yani başka bir deyişle büyük sayıda insanların Afgan sınırlarından farklı bir ülke sınırına geçmeye çalıştıklarına dair bir gözlemimiz şu an itibariyle yok. Bu ana kadar görmedik ama durum kötüleşir ise böyle bir durum olabilir. Yani büyük sayıda insanların sınırları aşmaya çalıştığını görebiliriz. İşte o yüzden insani yardımı gecikmeden doğru zamanda Afganistan'a ulaşması lazım ki herhangi bir ihtiyaç durumunda daha büyük bir insani krizle karşılaşmayalım. Ama tabii ki bu süre içinde bazı Afganlıların başka ülkelerde sığınma, güvenlik ve koruma ihtiyacı içinde olduğu bunu aradığını görebiliriz de. Burada tabii ki uluslararası camianın yardım etmesi gerekiyor. Özellikle komşu ülkelere, yani İran, Pakistan gibi ülkelere, ama herhangi bir ülkede de yine Afganların böyle bir durumda talebi olduğu zaman uluslararası camianın yardımı gecikmeden olması gerekir. Bu benim için bir fırsat ki bunu hatırlatabiliyorum. Zaten İran'da, Pakistan'da ve Türkiye'de de önceden de söyledim.
Afgan'dı ve sığınma ihtiyacı içinde olan kişiler hali hazırda varlar. Onların ihtiyaçları var. Onların ihtiyaçları karşılanmaya devam edilmesi gerektiği önemli. Numbers are crossing the borders actually to neighboring countries. I wanted to ask what the UNHCR is interested bu bugüne kadar aslında büyük sayıda Afganların sınırları açtığına dair ve UNHCR'ın bu durumdaki pozisyonuna dair bir soru iletti. Yüksek Komiser kendisi bu durumun aslında çok büyük sayıda Afganların Pakistan veya İran'a geçişlerinin olmadığını, aslında bu gibi durumlardaki yakından izlemenin biraz zor olabileceğini ama baktığımızda Pakistan ve İran'a ulaşan insanların, Afganların normal sayılar, yani geçtiğimiz zamanlarla karşılaştırdığında paralel bir resim çizdiğini söyledi. No, thank you very much everybody, thank you. Bye. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.